Bunlar Nurettin Kahraman kardeşimizden alınan yumurtaların sonucu değil mi abi? Evet, evet. Hocaya buradan hediye etti onları, sağ olsun. Nurettin Kahraman'a da selam olsun buradan. Evet. İnşallah takip ediyordur. Kuşlar dişi erkek olmuş önümdeki. Evet, aynen öyle. Bu dişi. Bu dişi öbürü erkek. Öbürü erkek olmuş. Bizim şansımıza oldu. Bundan sonra üretim başlar onlara. İnşallah. Beyaz oklama geldiler. Beyaz postalar var arkadaşlar, şöyle gösterelim. Evet. Bunlar da bakıcılar değil mi? Bakıcılar. Yuvalıkları kapatmışsın abi. Bunda sebep ne? Bunda sebep yuvaların içine girmesinler, yumurta yapmasınlar. Şu an soğuk hepsi, zamanlar. Hem soğuk. Tüy dönemi yeni bitiyor. Tüy dönemi yeni bitiyor. Kuş kendini rahat hazırlasın. Yani bu yüzden rahat olsunlar diye. Evet, kapattım yuvalıkları. Bakın yumurta yuva tutamıyorlar, yumurta yapamıyorlar. Evet, arkadaşlar aynen. Bazen eşten ayrılır dişi erkek. Bazen de bu şekilde yöntem de yapılır. Papağanlarda da aynıdır. Yuvalık kapatılırsa yumurtlama olmaz. Evet. Çok güzel bir takım kanat posta var arkadaşlar burada. Tertemizler. Fikret abim bunlara da bayağıdır bakıyor. Evet, evet. Ayağındaki bilezik de kendi bileziği arkadaşlar. Evet, evet. Yine kendi yavrularından ayırmış. Evet. Burada yine beyaz bir takım var. Bunların anne babaların sana vermişti hatırlarsan. Hatırlarım. Çok iyi kuşlardı. İyi. Evet. Ben kalite kuşu unutmam abi. Gerçi ben dikkat edersen abi iyi damızlıkçı abilerden, kardeşlerden çekinmeden kuş alırım. Evet. Niye? Abi iyi kuşu alırken de keyifle alıyorsun. Satarken de keyifle satıyorsun. Bu iş böyle zaten. Beslerken de keyif alıyorsun. Çünkü kaliteli kuş beslediğini biliyorsun. Ben zaten bir kuş böyle beslerken zevk alamadım mı, keyfim olmadı mı bakmıyorum zaten. Ben bunu tabii ticaret de oluyor bu işin içinde ama ticaret amaçlı yapmıyorum. Ben bunu kümesime girdiğim zaman, gördüğüm zaman görselinden keyif alayım. Değil mi? En güzel şey bu. Evet. Gel bakalım. Heh. Şimdi asıl damızlık kümesi burası. Sarı altınlar burada. Şöyle yapalım. Şuraya alalım abi istersen. Alacağız. Şu tarafa. Ben çekileyim, en kenara geçeyim ben. Gerisi değerli abimizde. Bak diğerdekine bak. Kutu gibi. Volski'lerin rengine bak. Maşallah. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Fikret abim dediğim gibi arkadaşlar kalite kuşu sever. Bak bu Volski de çok çok güzel. Muazzam bir Volski arkadaşlar. Yeşil. Burada erkek var. Erkek orada. Volski'ye bakın arkadaşlar. Bak onlara iş yapacağım. Bunlar kendi yavrularım mı bunlar? Evet evet, hepsi kendi. Maşallah. Sarılar çok 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 güzel abi ya. Bakıyorum şöyle. Abi, maşallah. Yok. Duruşlara, kafa yapılarına şöyle bir yaklaştırayım arkadaşlar. Kuşlar minicik arkadaşlar. Minyon, küçücük. Şöyle gösteriyorum özellikle. Kaliteye bakın arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Şu Omski'ye bakın. Şöyle yapalım. Buralarda mı görelim? Ay maşallah. Daha hayvanlar kendini tamamlıyor. Gençler. Bu sarılar çoğalmış abi. Sen bunlardan sahiplendirmeyecek misin? Arkadaşlar sarı rostolardan da veririm dedi. Yalnız hatırlatma yapayım. Sıra kuşlarıyla karıştırmayın. Bunlar biraz üst seviye kuşlar. Aynen. Rakamları da ona göre olacağı kesindir. Şöyle burada bir takıma bakalım. Dur kusur. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bunların paçaları makaslı damızlık olduğu için arkadaşlar. Tepeleri güzel, kafa yapıları güzel, renk tonları güzel. Gerçekten hoş hayvanlar. Paçalarını burada da gösterebilirsin bak. Bu paçaları pek kırık değil bak. Çoğunluk. Paçayı tamamlamış olan. Orijinal normal halleri. Şöyle gösteriyorum. Yine güzel bir dişi. Evet. Şükür şükür. Rus kuşu da ayrı bir sevda değil mi abi? Evet, evet aynen öyle. Abi bir işi
merakla yaptığın zaman şey olur. Şu renk donuna bakın arkadaşlar. Bunu da mesela şimdi biz anlıyoruz ama çoğu izleyicimiz bilmeyebilir. Bu kuşta neler aranır abi? Ne özellikler aranır? Vos gibi şalvara bakın arkadaşlar. Maşallah. Şimdi bak. Bu kuşta paçalar, şalvarlar zaten kesin üzerini pislettiği için kestim onu. Paça güzel olacak. Paça güzel. Renk tonu güzel. Renk tonu. Yaşmak dediğim şu, gözün altındaki beyazlık. Evet. Voski'deki özelliklerden arkadaşlar. Kanatlar bu şekilde beyaz olacak. Böyle fazla kapatmayacak üzerini. Kapatma oranı belli. Çok güzel bir kuş olmuş. Zaman diklik. Gerçekten. Burada da var onski bu dişi. Bu da çok güzel bir dişi. Şöyle onların annesi. Yürüsün göstereyim. Heh. Maşallah. Allah can pekliği versin. Ah. Rus kuşunun da bu huyu çok kötü değil mi abi? Şu kanadı altta salamadı mı kendini gösteremiyor arkadaşlar. Fikret abi o yüzden yavaştan saldı onu. Bir de sıkıyor. Heh. Şöyle gösterelim. Onun gözü yukarıda, onun için yapıyor. Maşallah. Sen Altays gidiyordun ya. Bu da dişisi. Arkadaşlar gerçekten şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Eli, ayağı, süper bir dişi. Şöyle göstereyim. Şuraya koyayım. Heh. Biz her zaman söylüyoruz. Kuş olsun diye kuş değil. Kuş olacak. Ama ben bakarsam iyisine bakarım diyorum. Aynen öyle. Olmuşken en güzel olsun. Bu da düzü. Bu normal Volski. Tepelisine de Altays gidiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sarılar enseye düşmüş ama evet. Yuvalıkları kapalı. Evet. Hepsi yumurtlamaya hazır. Abi bu rostovlardan örnek veriyorum. Vermeye kalktığımızda takım fiyatları ne? Ortalama örnek veriyorum. Damızlık şimdi, bir takım isteyecek abi, arkadaşlar. Damızlık bir takım hemen hazır yumurtlasın istiyorsa 1,5'a veririm. 1500 lira arkadaşlar. Şimdi şöyle ama bazı arkadaşlar diyecek ki ya bu işte 500'e 750'ye satıyorlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bu abimiz bunları yurt dışından aldığında evet. Kaç euro verdin abi, doğruyu söyle, ilk damızlık aldıklarını? 100 euro verdim tanesini. 100 euro tanesini evet. Yani anaçları alırken evet. Bir tanesine 100 euro verdim. Evet aynen öyle. Yani 200 euroya takım geldi. Yani 100 euro şöyle bugün orada 150 leva yapıyor. Verdim. Orada yerinde. İki tanesini 300 lira verdim. Bugün onların parasıyla 150 euro verdim. Yani takıma. Ona göre hesaplas. O da yapıyor. Tabii bu önceki rakam. Yani evet. Nereden baksan 150 bugün euro. 3000-4000 liraya yakın bir para. Bir de bunun getirmesi, evet. Zahmeti biliyorsunuz bunlar, arkadaşlar. Bunlar yol için bile geçirmek için sadece 20-20-40 euro ödeniyor. Bu erkek bak kendime damızlık yayıldı. Çok güzel bir takım. Bu seneki takımından. Şu takım da çok güzel. Onları sahiplendirebilirim. Bak paçalar kesik olmayanlar. Tiyoları aldık arkadaşlar. Talep eden olursa bana ulaşın, ben yine yardımcı olacağım size arkadaşlar. Bak, o dişi, aldığım dişi. O yurt dışından aldığım evet. Dişi. Anaçları. Evet, anneleri bu. O kuşlar şimdi üredi. Bir sürü oldu, çok güzel. Kafa yapıları da çok güzel kuşların. Asılmaları, kuyruk yapıları gerçekten güzel hayvanlar. Avuç içi kadar istenilen özellikleri taşıyorlar. Bu onların yavrularından. Bunu da kendime damızlık. Bu da 2 yıllık. Bu da bir dişi. Güzel bir şey. Maşallah. Çok iyi abi. Emeğine sağlık. Buharaları dağıtmadan çıkalım buradan bence. Buharalar riskli. Kaçırmayalım. Hop. Kaçırmayalım onları. Bunlar eş tutmuş. Kovalıyor bunu. Yavrular artık anaç olmuşlar arkadaşlar. Senin de eline, emeğine sağlık. Abi, teşekkür ederim. Bitirmeyeceğim. Baksınlar bunlara biraz. Maşallah. Bu akbaşlar abi sarıyla beyaz çalışması mı yoksa evet. Sarıların soyunda olan bir ırk mı? Bunlar
sarılan sarı akbaştan en küçük yavrular değil mi bunlar? Evet, bunlar en son yavrular, bunlar ikisi. Zaten belli ediyor arkadaşlar, evet. Daha şimdi at kına girdiler mi? Anneler de orada bak, yanında bak. Tamam, şu dişi de annelere. Evet, annesinin zaten şey, kopyası. Tepeye bakın arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hepsi birbirinden güzel. Yani şu karşı yanı göster bak. Hemen geliyorum abi oraya da. Ah maşallah. Bak bak, şu yerleri bak. Bunları göster. Güneşe çıktılar, hepten saldı kendini. Gidene bak bu tarafa. Nasıl bir boy var bunlarda? Evet. Bunun sahiplerini göster. Şuna bakın arkadaşlar. Evet. Bunlar. Ama tabii ki değerini verene. Bak, şu gidene bakar mısın? Kuşlarımızın arkasındayız. Yavru yumurta konusunda. Evet. Hepsi sağlam arkadaşlar. Genç kuş abi, hepsi. Zaten genç kuşun şeyi olmaz. Sakatı olmaz genelde. Evet. Oh oh oh. Şuraya bakın arkadaşlar. Gerçekten burada da kendini gösterdi Fikret abi. Şuna bak. Güneşe çıktı mı saldı geldi. İş maddiyatlar. Ya şimdi... İyi kuş, iyi para abi. Çoğu arkadaşlar bazen diyor yani bunun rakamıyla onun rakamı niye aynı değil? Değilse o zaman kendileri görsün, arada farkı. Yan yana attığında anlaşılır aslında ama evet, evet. Onu da oy maşallah. Bu erkek mi? Erkek. Güzel bir erkek. Tacı tepesi çok iyi. Gel gel, bana geldi. Arkadaşlar yorum, beğeni artık sizde. Bu da güzel, daha tüyünü yapmış. Bu da son yavrularından. Tepeye bakın, perçeme bakın. Acaba kesik hepsi. Dolu dolu arkadaşlar. Evet. Kuşlar, teşkilat meşkilat çok güzel. Hadi bakalım. Bu babalara bak. Hepsi öyle olacak. Şöyle gel bakalım sen şu tarafa doğru. Heh. Buhara şenliği arkadaşlar. Hepsi abimizin kendi emeği. Ki geçen senelerde de bunların kendi yavrularından sahiplendirdi. Bir dünya çilliler vardı, şeyler vardı. Kalite kuşlardan bayağı bir azalttı. Son bir arkadaşlar, diğer bölümde göstermiştik. Bu bölümde de gösterelim. Burada da Omskilerden var. Bakın şöyle şunun güzelliğine bakın. Şöyle gösterelim. Volski, Altayski dediğimizden. Yine Omski. Bunlar da Omski yavrular. Bir önceki bölümde de gösterdik bunları. Burada da şöyle gösterelim. Sakin sakin sakin. Boğmalar var arkadaşlar. Fikret abimizden sahiplendiğimiz kaliteli çikolata boğmalar arkadaşlar. Ya Allah, bismillah dedik. Hoppa, sakin.